Efendim merhabalar. Hayata dair merak ettiğiniz her şeyi biliyorsunuz programımızda bulabiliyorsunuz. O yüzden her gün televizyonunuzun başında olun. İşte bugün de Günlük Rehber başlıyor. Devlet Opera ve Balesi Ankara Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aykut Çınar, Türkiye'nin en iyi erkek seslerinden biri Cemil Demirbakan ve Başkent Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünden Profesör Doktor Nur Altınörs az sonra Günlük Rehber'de. Nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Pınar Ayhan'ın konuğu, Başkent Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nur Altınörs Günlük Rehber'de. Hocam, söylediğiniz şeyi şimdi bir daha söyleyin. Az önce yayında değildik çünkü. Bir daha lütfen. Böyle mi? Bir daha lütfen. Ne söylemiştiniz? Ne dediniz? Yeteneklerinizin şimdi çok olduğunu öğrendik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sadece sunuculuk değil. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle fıtık
konuşacağız. Nasıl oluşur, evet, neden kaynaklanır, kimlerde görülür? Ama sanıyorum önce bir maket üzerinde çalışmayla, evet, göstereceksiniz. Şimdi, bize. Bir anlatın hocam, tabii, lütfen. Şimdi omurgamızı oluşturan 31 adet omur kemiğimiz var. Bunları kabaca biz 3 ana bölgede değerlendiriyoruz. Bunlardan birisi boyun. Burada 7 tane omur kemiğimiz var. Orta kısım burada 12. Belde de 5 tane olmak üzere omurlarımız var. Bu her omurun arasını dolduran ve sonuçta hani fıtıklaşan doku da budur. Madde de budur. Şu saydam bütün, görünen, evet, madde değil mi? Aradaki, efendim, dolgu maddesi, evet, gibi, ders gibi görünen madde. Evet, aşağı yukarı aslında uygun bir maket modeldir. Bu madde bahsettiğimiz tüm omurlarımız arasında bulunur ve çok klasik bir benzetmeyle motorlu araçlardaki, arabalardaki amortisör görevine benzer, eşdeğer bir görevi yüklenmektedir. Bu görev birincisi koruma görevi ki dikey yönde gelen gücü, kuvveti, mesela bir yerden düştüğümüz zaman vücuda olan kuvveti, bir anlamda zararı emerek yatay yöne yayarlar ve bu şekilde zarar görmemizi tabii belli limitler içinde önlerler. Bir ikincisi de bu koruyucu görevi. İkincisi de vücudumuz eğer bu madde olmasaydı büyük ölçüde, tabii başka etken faktörler de var ama en önemli faktör budur, yapı budur. Omurgamızın hareketliliğini, ön arkaya bildiğimiz değişik yönleri olan hareketlerin yapılabilmesinde çok önemli bir görev ve bize yapı bir oluştururlar. Bize bir fonksiyonda konfor sağlıyor aslında. Öyle tabii değil mi? Tabii yani öbür türlü bizim çok dik, hareketsiz bir omurgamız olurdu. Ve bu tabii dediğiniz gibi ne kadar az konforlu veya konforsuz bir yapıya dönüşürdü. Fıtık dediğimiz olay, bu bahsettiğimiz doku ki bu dokunun çok büyük ölçüde içeriği sudur. Ve zaman içinde yani kişinin yaşam boyunca, yaş ilerledikçe, zaman ilerledikçe bu su şeyi oranı giderek azalır. Azalır. Yani bir çeşit susuzluk. Gerek bu temel olay, gerekse bir takım zaman içinde oluşan biyokimyasal olaylar nedeniyle genel anlamda bir yaşlanma veya hani başka bir deyişle bir dejenerasyon olayı söz konusudur. Bu dejenerasyon olayı fıtıklaşmanın bir anlamda ilk aşamasıdır. Yani her dejenerasyon mutlaka fıtıklaşacak demek değildir. Ancak bu dejenerasyonu takip eden ki buna eşlik eden bir de ikinci faktör olarak kronik ve ufak travmaları yani devamlı yük kaldıran veya büyük bir travmayı tek başına tek bir olay olarak yani örnek tabii klasik trafik, evet, kazası veya bu şiddette ciddi bir tek olayı travmayı kastediyorum. Bunların da eklenmesiyle hocam çok bu pardon süreç, bu tarafa mı alalım daha iyi görünmesi, evet, için? Heh, bu tamam, süreç tamamlanabilir veya katkı olumsuz anlamda tabii katkı sağlar ve daha sonra bu dejenerasyonu bu fıtık daha doğrusu bu maddenin fıtıklaşması, dışarıya doğru taşması, bunun en ileri hallerinde tamamen bulunduğu boşluktan dışarı çıkarak omurilik kanalı içinde serbest parçalar haline dönüşmesidir fıtıklaşma olayı. Çok basit ve çok kısa bir tanımla. Tanımla. Evet. Peki bu, bunun bir de Pardon. En çok nerede görülür gibi bir sorumuz vardı. Biraz önce bahsettim. Boyun, sırt ve bel diye ayırıyoruz. Sırttaki 12 omur ve o omurlar arasında boşlukta görülme sıklığı çok derece düşüktür. Çünkü omurgamızın daha hareketli veya en hareketli bölgeleri bel bölgesi ve boyun bölgesidir doğal olarak. Burada görülmesi bu nedene bağlı olarak daha çoktur. Belde görülen fıtıklaşmaların çok büyük oranda yani %95-98 gibi büyük bir oranı ise dördüncü, burada bahsettiğim gibi 5 omurumuz var. Dördüncü ile 5. veya 5. ile kuyruk sokumu arasındaki boşluklarda yani bu iki boşlukta görülen fıtıkların toplamı aşağı yukarı bütün bel omurları arasında görülen fıtıkların veya belde genel olarak görülen fıtıkların 95-98 gibi çok büyük bir yüzdesini oluşturur. Boyunda da benzer şekilde boyun omurlarının daha harekete maruz ve hareketli bölgelerinde daha çok olur. Mesela en üst birinci ve ikinci, üçüncü arasında görülme sıklığı daha düşüktür, oldukça düşük. Ama boyun daha köküne aşağı, doğru mu? Daha çok aşağı artıyor. Doğru, aşağı doğru. Yukarı beyincikle olan yani kafatasına doğru olan kısmı bir olarak sayıyoruz. O da daha az ama daha aşağı mesafelerde
daha çok olarak sık olarak görüyoruz, rastlıyoruz. Tabii şimdi nelere dikkat etmeliyiz bunları görmemek için diye soracağım ama ona gelene kadar önce bir belirtileri nelerdir? Ne hissederiz? Evet. Arıza klasik olduğunu olarak, fark ederken. Klasik olarak öncelikle biraz önce bahsettiğim oluşum ve paralel olarak önce bel ağrısı şikayeti ortaya çıkar. Bel ağrısının ancak tek sebebi bel fıtıkları veya burada bahsettiğimiz bu dokudaki dejenerasyon değildir. Bel ağrısına neden olan hastalıklar, şikayetler çok değişik sebeplerden kaynaklanabilir. Onun için bel ağrısı olan bir kişide mutlaka böyle bir şey araştırmak doğru olur ama bununla yetinmemek lazımdır. Yani çok peki değişik. Peki bu bel ağrısının sebebinin fıtık olması için spesifik bir durum var mıdır? Şöyle, bu olay ilerlediği takdirde burada gördüğümüz sarı çıkıntılar omur iliğimizden çıkan sağlı sollu sinirleri ifade ediyor. Bu tarafa. Evet, biraz daha kendinizi buraya yaklaştırın. Daha güzel. Soluma doğru mu? Oraya alalım çünkü ekranda gösteremiyoruz. Tamam. Şimdi iyi mi? Harika. Tamam. Evet. Burada gördüğümüz sarı şeylerde sağda ve solda bütün omurilik kanalı boyunca çıkan sinirleri ifade ediyor. Onları sembolize ediyor. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz olay, yani fıtıklaşmaya dönüştüğü takdirde bu dokunun bulunduğu yerden dışarı çıkması ve fıtıklaşması sonucunda bu sinirlere sağda veya solda veya ikisine birden bası olabilir. Ve bu bası olduğu takdirde bu bizde kişinin sağ veya sol veya her ikisi birden bacaklarında bir takım şikayetlere yol açar ki sizin sorunuza cevaben, yani sadece bel ağrısı değil ama bel ağrısını takiben, onu izleyen dönemde, yani kişi hikayeyi böyle verir. Önce bel ağrısıyla başladı. Bir süre sonra buna bacağındaki, örneğin sağ bacağındaki şikayetler eklendi. Bu şikayetleri nasıl toparlarız, nasıl özetleriz? Öncelikle ağrı, yani bacakta belden başlayan kalçasına ve bacağın arka kısmına bası altındaki sinirin yayıldığı bölgelerde bacakta ağrı şikayeti ön plandadır. Evet, ancak sadece ağrı değil, buna eşlik eden hissi şikayetler, yani orada ilgili bölgede daha az duyma, orada bir takım böyle duyusal rahatsız edici şikayetlerin batma, yanma, karıncalanma gibi. Hani subjektif olduğu için çeşitli fiiller, sıfatlar kullanabiliriz. Artı bunun daha da hani fıtığın şiddetini ve yoğunluğunu ve tıbbi ve cerrahi anlamda diyeyim daha ciddi olduğunu gösteren bulgu ise belirli kas gruplarında yine ilgili sinirin, bası altındaki sinirin hareketini sağladığı kas gruplarında değişik oranlarda güçsüzlük söz konusu olabilir zaman içinde. Belli başlı şikayetler bunlardır. Bunların en ileri ve en ciddi şekli ki hani bunu pek sık görmüyoruz açıkçası. Hani bu tür şikayette olan insanlar ekstradan strese girmesin. İdrar kontrolünün kaybedilmesi. Yani o noktaya kadar gelebilir. Gelebilir yani. Ama yine vurguluyorum, bu çok nadir gördüğümüz ama görüldüğü takdirde çok acil bir durumdur. Ve mutlaka en kısa sürede, yani saatler içinde cerrahi müdahale ve bunu yapacak bir fıtık varsa tabii, sebep buysa, bunun cerrahi olarak müdahalesi ve gerekiyor. Tedavisi gerekir. Bu idrar kaçırma konusuna, yani onunla birlikte her iki bacakta ciddi güç kayıpları ileri boyutlarda, ileri derecelerde olabilir. Bu bir aciliyet oluşturur. Bu ama çok düşük oranda görülen bir şeydir. Ama hani sorunuza cevaben ne gibi şikayetler görülür? Bu bir ekstrem oluşturur. Tamam. Kötü tarafta. Başka bir soru gelecek sanıyorum. Telefon Buyurun. Bağlantımız var. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Benim belim ağrıyordu. Bacağım bir gerilmeyle başladı. Ben 4 yıldır tedavi görüyorum. Geçmiş olsun efendim. Ama tedaviden hiçbir cevap alamadım. 7-8 hastaneye gittim. Belki 10-15 doktor değiştirdim. Benim şimdi belim bir yana kaymış gibi oldu. Bacağımda da sıvı toplanması var. Bacağımda ne var dediniz efendim? Bacağımda sıvı toplanması, bel fıtığı, kireçlenme, sinir sıvı sıkışması dediler. Bacağında sıvı toplanması. Bayağı bir kronik hale gelmiş gibi görünüyor. Peki vallahi, hocamız şöyle hemen cevaplasın. Yani bacakta sıvı toplanması, eğer şişlik falan varsa pek bu olayla ilgisi yoktur. Şişlik yok. Ha, sıvı toplanması. Peki 4 senedir tedavi görüyorsunuz ama ağrı dinmedi, devam ediyor.
Evet, hiç uyuyamıyorum gece. Bacağımı merdivenden çıkamıyorum. Aşağı inip çıkarken, yoldan yürürken çok zorlanıyorum. Şimdi yani hanımefendiye muhakkak, yani bu kadar uzun süreç ve çeşitli hekim arkadaşlar gördüğüne göre eminim ki kapsamlı şekilde incelenmiştir. Onun için o incelemelerin sonuçlarını bilmeden ne var veya neler yok söylemek açıkçası pek mümkün değil. Ama MR çekindim. Evet, onu kastediyorum. Yani MR çekildiyse muhakkak sonuçları hakkında doktor arkadaşlar bilgilendirmiştir. Yani bu tabii eski bir hikaye, kronik şikayetler olduğu için yani buna yol açacak bir şey, fıtık olsun, benzeri rahatsızlıklar olsun, yine yani omurga ile ilgili. Hele ameliyat gerektiriyorsa muhakkak bunun anlaşılmış olması gerekirdi şimdiye kadar. Öyle değil mi? Tabii yani 4 MR'ımız... senedir, özür diliyorum. 4 senedir tedavi görüyorum diyorsunuz. Buna arada bir cerrahi müdahale de dahil mi? Cerrahi hiç göndermediler. Ben fizik tedaviye gittim, orta tetiğe gittim, beyin cerrahiye gittim. Evet. Buraya 6 sene fizik oldum. Ama fizikten tekrar MR çektirdiler. Sıvı daha yoğunlaşmış. Belim ağrısı daha arttı. Bacağımı şimdi alıp gidemiyorum. Evet, evet efendim. Nasıl bir, ya aslında bu telefon vallahi, bağlantılarında bunların cevabını vermek çok zor, çok zor aslında. Ama yani hanımefendi de söyledi. Dediğim gibi yani ben de söyledim, bel ağrıların sebepleri çok değişik olduğu için hani gerçi fizik, ortopedi o gibi yerlere de gitmiş, gitmek de doğru olurdu tabii. Koruyucu amaçlı yani tedavi değil mi? Yani o tür rahatsızlıklar, o dalları ilgilendiren rahatsızlıkların bir kısmı, hepsi değil ama onlar da benzer şikayetlere yol açabileceği için ayırıcı tanıda, yani bel ağrısına yol açan bir ciddi anlamda bir rahatsızlık, patoloji varsa tabii o dalları ilgilendiren tür patolojilerse o ilgili uzmanlıklara gitmekte yarar var. Ama bir de şu var, yani her bel ağrısının altında da ciddi bir hastalık yatıyor demek doğru olmaz. Çünkü bunların çok, yani önemli bir oranı daha ziyade kas spazmı veya kas gerilmesi dediğimiz basit mekanik olaylardır. Ve çoğu yine basit sayılabilecek tedavi yöntemleriyle, hatta hani kişinin biraz dikkatiyle kendiliğinden geçebilen türden bir rahatsızlıktır. Şimdi tabii hanımefendiye burada böyle bir teşhis falan, bu çok, çok zor. Zor tabii. Fakat tabii sanıyorum hatta değil artık, geçmiş olsun efendim. Sonrası değil mi? Yani bu işte tedaviye uyumluluk, bunlar da çok önemli. Şimdi, öyle değil evet mi? Yani tedavi konusuna girecek olursak belki ondan önce bir teşhisten bahsetmek gerekebilir. Bugün için elimizde gerçekten çok tanı değeri yüksek yöntemler var. Bunun başında tabii magnetik rezonans, kısaca MR, MR dediğimiz tetkik geliyor ki hakikaten yani yorum hatası olmadığı takdirde bize her şeyi gösteren, artık milimetresine varıncaya kadar biz de hani böyle bir rahatsızlıktan şüpheleniyorsak açıkçası ilk tercih edeceğimiz yöntem bu oluyor. Tabii büyük ölçüde bunu kullanıyoruz ama bilgisayarlı tomografiyi de buna ben eklemek isterim. Onun da kullanım amacını şu şekilde özetlemek mümkün. Bilgisayarlı tomografi MR'a kıyaslandığı zaman kemik yapı, yani buradaki kemik yapılar, eklemler, yani kemikten oluşmuş yapılar hakkında MR'a göre biraz daha ayrıntılı ve daha iyi bilgi veriyor. Bu nedenle bunu ekleyebiliriz. Bir de teknik anlamda MR'a girmekte biraz kapalılık söz konusu. Hani klostrofobik kişiler... Doğru. Veya vücudunda MR bir manyetik alan kapsar. Geri gelmişken şunu da sorayım. Yani belki direkt konuyla ilgili değil ama bu tür sorular alıyoruz. Yani MR'a işte kısa bir süre önce MR çektirdim. Tekrar MR'a girersem sorun olur mu? MR'da radyasyon yok. Radyoaktivite yok. Yani kişilerin vücudunda MR'la parazit yapabilecek veya vücuduna zararlı olabilecek metalik parçalar bir nedenle konmuş veya kalp stendi, kalp pili, bu gibi şeyler olmadıkça girmelerinde, bir de hamileleri kastediyorum tabii, onlar olmadıkça girebilirler. Ama bunlar varsa da dikkat etmek, bunun altını çizmemiz tabii, lazım. Tabii tabii, zaten o büyük ölçüde giremiyorlar bu tür şey olanlar. Yani bunları bildirmelerinde fayda var. Bu tabii tabii, zaten biz soruyoruz başka ama hani genel bilgi açısından hani 15 gün önce girdim, başka bir nedenle girmiş olabilir, radyasyon yok. Tamam. Dolayısıyla tomografiyi de bu amaçla kullanıyoruz. EMG dediğimiz elektrik, yani sinirlerin elektriksel iletimiyle ilgili bir tetkikimiz zaman zaman ihtiyaç olabilir. İlgili burada bahsettiğim sinire bir bası var mı?
bunu belirlemek rahatsızlığın açısından. Rahatsızlığın düzeyini belirlemek açısından. Düzeyini, hangi sinirde var. Ayrıca bazı bacak ağrıları dediğim gibi bu tür, yani omurga ve omurga ile ilgili hastalıklara değil ama mesela şeker hastalığının ileri evrelerinde bacaklarda uyuşma, keçene karışabilir. Ayrıca da bunları ayırt etmek için bu gibi şeye de başvuruyoruz. Bize yardımcı oluyor. Teşhiste kabaca böyle. Dolayısıyla bir üç şeyin, yani bir kişi hakkında tedavi planı yaparken üç şeyi biz göz önünde bulunduruyoruz. Evet. Ve bu üç şey birbiriyle uyumluysa tabii karar vermek daha kolay. Bunlardan birincisinden bahsettik. Kişinin şikayetleri. Hı hı. Yani bu şikayetler bir fıtıklaşmadan kaynaklanabilir mi? İkincisi hekimin, bizlerin yaptığı nörolojik muayene. Bu muayenede yine bu fıtığın yapabileceği bulgular var mı? İşte kuvvete ait, hisse ait, ağrıya ait, hareket kısıtlılığı, spazm gibi özetleyebileceğimiz bir takım rahatsızlıkları muayeneyle tabii ortaya çıkarmak, bunları saptamak mümkün. Bu amaçla yapıyoruz muayeneleri. Üçüncüsü de değindiğimiz gibi tanı yöntemleri. Bu üç şey birbiriyle uyumluysa tabii ki karar vermemiz kolaylaşıyor. Bir başka husus, ameliyattan hani tedaviye geçecek olursak, ameliyat bel ağrılarının çok az bir kısmında gereken bir tedavi şeklidir. Hangi koşullarda gerekir? Ve daima ona geliyorum. Dolayısıyla ve küçük bir yüzdesinde başvurduğumuz bir tedavi yöntemidir. Ve de her zaman söylendiği gibi son çaredir. Evet. Ne zaman başvuruyoruz? Ameliyat için biraz önce değindiğim, yani mutlak ameliyat, tartışmasız ve acil ameliyat, biraz önce söylediğim idrar kontrolünü kaybetmek, kişinin idrar kaçırması ve onunla eş zamanlı olarak her iki bacağında ciddi kuvvetsizlikler. Bu bir aciliyet oluşturuyor, bu ameliyat. Onun dışında kronik ağrı ve ameliyat dışı tedavilere, ki bunları da basit bir yatak istirahati, fizik tedavi, kişinin yapacağı aerobik egzersizler veya fizyoterapistlerin, bizlerin fizik tedavi uzmanı arkadaşlarımızın önerdiği şekilde karın kaslarımızı, bel kaslarımızı geliştirici, güçlendirici egzersizler, tens dediğimiz, işte traksiyon dediğimiz germe, manipülasyon, masaj, bunların hepsinin yani en azından sakıncaları yok. Belli ölçüde kişiye göre değişen yararları kısa süreli, uzun süreli olabilir. Bunların hepsine biz yani şey olarak temelde, prensipte karşı değiliz. Ama bütün bunlar veya bunların bir kısmının uygulanmasına karşın yarar görmeyen, kronikleşmiş veya tekrarlayan ağrılar. Yani diyelim ki son birkaç yıl içinde her yıl bir kere olsa bile bu ağrı atağı tekrarlıyor. Ve tabii bunların da temelinde bunu oluşturacak bahsettiğimiz bel fıtığının varlığını bizim ortaya koymamız lazım. Hocam, bu konuşacak çok şey var. Aklımda da çok soru var. Buyurun. Mesela dikkat edeceğimiz işte yatış şekli, bunları soramıyorum çünkü süremiz doldu. Ama inşallah tekrar bir araya gelelim çünkü daha başındayız konunun. Farkındayım. Teşekkür ediyorum. Olabilecek bu kısa süre içinde her şeyi. Harikaydınız. Çok teşekkür ederim. Anlatmaya çalıştım. Her şeyi demeyeyim ama hani en temel spot şeyleri bilgileri aldık. Spot çok bilgiler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Efendim, kısa bir ara veriyoruz ama önce bir hipertansiyon bilgisi alalım. Sevgili Nihal'den sanıyorum. Ondan sonra devam ediyoruz programımıza. Devlet Opera ve Balesi tüm yurdu kapsayan kültür ve sanat etkinlikleriyle yeni sezonuna başlıyor. 25'i Türk, 50'ye yakın yeni eser ve yeniden sahnelenecek 70 eserle sanatseverlerle buluşuyor. Devlet Opera ve Balesi Ankara Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aykut Çınar günlük rehberde. Hipertansiyon ciddi bir sağlık sorunu. Ancak sağlıklı bir yaşam biçimiyle hipertansiyonu önlemek elimizde. Haftada 2 saat tempolu yürüyüş yapmak, genetik olarak yüksek tansiyona yatkın kişileri hipertansiyondan koruyabiliyor. Efendim, Devlet Opera ve Balemiz yeni sezonuna başlıyor. Çok mutluyuz. Biz de çok heyecanlıyız. Heyecanlısınız değil mi? Ne hazırlıklar yaptınız bizim için? Ne sürprizler bekliyor bizi? Tüm yurtta tabii değil mi? Tüm yurtta. Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin 6 şehrinde yerleşik sahnesinde ve yaptığı turnelerle tüm ülkemizde
hizmet veren büyük bir kuruluştur. Ve sanat sezonunu açmak aslında çok doğru bir ifade tarzımızdır bilmiyorum. Çünkü biz neredeyse kapatmıyoruz doğru, hiç. Doğru aslında. Yaz sezonunda da yaptığımız festivallerle sanat sezonunu kapatmıyoruz ama böyle bir Ekim ayında hep bir heyecanlanırız. Biz eskiden kalma alışkanlıklar evet, değil mi? Evet. Sezon açılış konseriyle sanat sezonunu açıyoruz. Lütfen bize biraz böyle detaylı tarih de verin. Hangi eserleri izleyeceğiz, dinleyeceğiz bunları anlatın. Heyecanlanalım evet. Biraz. İlk önce şöyle başlayalım. Biz bu 28 Eylül akşamı, Cuma akşamı Ankara Kongrezyum salonunda. Biz buna açılış konseri diyoruz ama aslında bir sanat gecesi organize etmeye çalıştık. Devlet Opera Balesi, Ankara Devlet Opera Balesi tüm kadrolarıyla bu organizasyonun içinde yer alacak. Yıl koromuz. Boyunca izleyeceğimiz tüm kadroyu aslında evet. O gece tanıyacağız evet. Ve göreceğiz. Yani fragman gibi, düşünülebilir. Bu Devlet Opera Korosu bütün kadrosuyla, orkestrası, balemiz, solistlerimiz bu gecede harika. Performans yapacaklar. Harika. Merhaba diyecekler. Merhaba izleyici. Diyeceğiz. Yani yeni sezonun ilk seyirciyle buluşma anı. Çok heyecanlıyız. Ben şimdi genel provasından ayrılıp geldim. Dolayısıyla heyecan dorukta. Dorukta ve yani son akor çalınana kadar bu heyecan devam edecek. Harika. Bu arada binamız da yenileniyor. Bu da güzel bir haber. Yenileniyor. Bu süreç tabii çok uzun vadeli bir süreç. Bu sene yapılan sahne asansörleri ve orkestra çukurunun iyileştirip daha teknolojik hale getirilme süreci. Geçen yıl Ankaralı izleyicilerimiz çok iyi bilirler. Bizim seyirci koltuklarımızda biraz sorun vardı eskimeyle ilgili. Onlar yenilendi. Önümüzdeki yıl yapılacak başka şeyler var. Yani biz binamız Ankara seyircisine aslında çok yeten bir bina değil. 2 Nisan 1948'den beri kullandığımız bir bina ama yenisi yapılana kadar diyelim inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yakışır bir sanat evimiz olur. Harika, olana inşallah. Kadar biz burayı daha aktif. Ama tabii buranın o nostaljik dokusunu tabii. Koruması, muhafaza edilmesi çok önemli değil tabii, mi? Bu çok önemli. Bizim için yani Devlet Operası binası Türkiye'de sanatın başlandığı yerdir. O yüzden bizim için hem tarihsel hem figüratif önemi çok yüksektir. Bununla bağlantılı olarak biz bu gece yani açılış sanat gecemizin fuayesinde çok enteresan değerli hocamız Murat Katoğlu'nun düzenlediği bir sergi yapıyoruz. Yaklaşık 40-45 yılı kapsayan opera afişleri sergisi. Aa, harika. Bu çok da seyircimizin, dinleyicimizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir sergi. Yani benim bile neler yapılmış diyebildiğim bir koleksiyon sergisi. Koleksiyon. Aslında, yaklaşık 250'ye yakın afiş. Harika. Ve bilgilendirme notlarıyla birlikte güzel de bir sergi hazırlığımız bu var. Bu sezonun yenileri de eklenecek inşallah ileride bu koleksiyona. Evet, yeni evet. Türk oyunları sanıyorum sergilenecek var. Doğru mudur? Yine şimdi eserler. Ankara Devlet Operası her sene repertuarını dünya klasiklerinin yanında Türk bestecilerinin, Türk koreograflarının eserlerine yer vermekte çok kararlı. Ve bu geçtiğimiz sezonlarda Yusuf ile Züleyha, Cem Sultan gibi operalar yapmıştık. Bu senede Okan Demiriş'in Kar Yağdı Hatun operasının premierini yapacağız. Ayrıca Çalıkuşu da yaptık galiba. Çalıkuşu yaptık. Harem yapmıştık. Yaptık, Harem devam ediyor biliyorsunuz. Saray müzikleri ile yapılmış çok... Ankara seyircisi demeyelim, Türkiye'deki tüm sanatseverlerin çok ilgi gösterdiği bir prodüksiyon. Bu sene de çok değerli hocam, ünlü Türk bestecisi Muammer Su'nun Sevginin Bedeli adlı yeni bir bale eserini Ankara Devlet Operası sahneleyecek. Bunun dışında geçen yıldan devam eden opera ve bale eserlerimiz var. Yeni opera ve bale eserlerimiz premier yapacak.
Ve önem verdiğimiz bir konu da modern dans topluluğumuzun 20. sanat yılı. Harika. Bu sene. Onu da büyük bir gala gecesiyle operada kutlayacağız. Hepsiyle tanışacağız. Kaç sanatçımız var? Yani sayı olarak işte Ankara'da 400 civarında ama bunların büyük kısmı gruplardır. Yani orkestra, koro, bale, işte solo ayrı yaklaşık sayı o civarlarda. Seyircinin biraz da ben ilgisini merak ediyorum. Şimdi opera ve bale sizlerin inatçı çalışmalarınız değil mi? Kararlı çalışmalarınız sayesinde artık oturdu 1948'den evet. söz ediyoruz çünkü günümüze kadar. Fakat ben yine de ilgiyi merak ediyorum. Çünkü bir taraftan da bir direnç de var. Yani kültürümüzde böyle bunu bir hani bir emin olamama durumu var sanki. Şimdi şöyle, nasıl, neler yapıyorsunuz bunu yıkmak için? Bu biraz nasıl bakıldığı ile ilgili. Şimdi ben bir kurum yöneticisi olarak şunu hemen söyleyebilirim. Bizim bütün prodüksiyonlarımız %90'ın üzerinde bir istatistikle oynuyoruz. Yani birçoğu çıktığı gün bileti bitiyor. Harika. Yani bir ikisinde biraz düşük olabilir ama genel istatistik %90'ın üstünde. Bunun bir göstergesi olarak şunu söyleyebilirim. Bu açılış sanat gecesini organize edeceğimiz salon 3200 kişilik. Evet, evet. Ben göreve yeni geldiğimde bu konseri yapma hayalini organize ederken dedim ki acaba sorun yaşar mıyız doldurmakta? Biletler satışa çıktıktan ve biz promosyonuna başlamadan önce biletlerimiz bitti. Harika, gurur verici, yani ne güzel. Bilet satarak 3200 kişilik salonu doldurduk. Bu şunun göstergesidir anlamında söylemiyorum. Çok yoğun bir ilgi var demek istemiyorum ama ilgisizlik yok, en azından de yok. Yani bizim seyircimiz bizim kıymetimizi bilir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür sanat hayatı için bu kurumlar çok önemlidir. Çok, ve işlerlerini geliştirerek yapmaya devam edecektir. Bravo, geliştirerek yapmaya devam edecektir. Çünkü hatasız sunulması, tabii öyle ki. Değil mi? Şık sunulması tabii ilgiyi de artırıyor, merakı da artırıyor. Fakat tabii bütün bunlar için de altyapı gerekiyor, öyle değil tabii mi? Ki. Bir opera sanatçısı yetiştirmek, bir bale sanatçısı yetiştirmek aslında işin, işte o buzdağının alttaki en geniş ve en önemli kısmı, tabanda yukarıyı sağlam tutan kısım. Ne çalışmalar yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin birçok şehrinde konservatuarlar eğitimlerine devam etmektedir. Ama köklü konservatuarlar, yani Cumhuriyet döneminde kurulmuş, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kurulmuş köklü konservatuarlar bellidir. Bunlar da eğitimlerine devam etmektedirler. Opera, bale, senfonik müzik meslek olarak cazibesini koruduğu sürece ilgi inanın çok fazla. Buradaki tek risk eğer sanatı meslek olarak vaat edebilme sürecini devam ettirirsek gençler çok inanılmaz yetenekli bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Ve çok sıkı gençler geliyor bu harika sanat dallarını hem geliştirip hem de dünya vitrinine çıkaracak çok genç sanatçılarımız çok var. Bu konserde birini de Ankara sanat severleriyle buluşturacağız. Asude Karayavuz, yurt dışında çalışan bir genç opera sanatçımız. Ricamızı kırmadı ve bu konserimizde iki tane eser seslendirecek. Bizim Avrupa'daki başarılı insanlarımızdan birisi. Harika. Evet. O zaman diyorsunuz ki, yani şüphe varsa diye söylüyorum bunu ve cevabını sizden rica ediyorum. Bizlerin fizyolojisi, anatomisi bütün bunlara uyuyor değil mi? Gerek gırtlak yapımız, gerek bale için her türlü işte anatomik yapımız buna uyuyor. Bunda soru işareti yok. Herkesi, gençleri bekliyoruz diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Tabii ki en önemlisi bu materyallerin olması yetmez. Çok iyi eğitim. Çok iyi hocalarla, doğru programlanmış bir eğitim sistemiyle eğitim çok önemli. Ama yetenek konusuna gelince bu şaşırtıcı düzeyde yetenekliyiz biz. Harika. Bizim kurum olarak çalıştığımız yabancı şefler
yabancı rejisörler böyle bir sanıyorum biraz ön yargıyla ilk kez geliyorlarsa. Ne düşünüyorlar ilk geldiklerinde? Şöyle, yani ilk geldiklerinde ya Türkiye'de nasıl olur acaba, nasıldırlar falan. Çünkü estetik gerektiren bir evet. sanatları değil mi? İşte eğitimleri nasıldır acaba falan diye eminim ki bunu açıkça söylemiyorlar tabii ki ama buradan ayrıldıklarında biz size inanamıyoruz diyor. Demek yani ben ki bu kadar güzel sesi bir arada hiç görmedim, hiçbir kampanyada görmedim diyen onlarca şef ve rejisör söyleyebilirim. Hı hı. Ayrıca bale sanatında da biliyorsunuz dünyada birçok bale yarışmasında Grand Prix sahibi dansçılarımız var. Yani çok övünebiliriz bu konuda muhteşem. Kendimizde. Mütevazi olmaya, çok fazla mütevazi olmaya gerek yok. Bizde biraz sanıyorum dediğiniz gibi eğitim, disiplin, kararlılık evet. eksikliği var belki ama o da tamamlanıyor artık çünkü inanıyoruz, yapabildiğimize inanıyoruz, yetenekli olduğumuza inanıyoruz. Kesinlikle öyle. Müzik yani sanat çok ayrı bir disiplindir. Yani bunu hobi olarak yapmıyorsanız, meslek olarak seçtiyseniz eğitim süreci çok acılıdır. Yani özellikle bunu baştan kabul edeceğiz tabii, değil mi? Yani böyle. Çok disiplinli ve çok özverili çalışma gerektirir. Ama işte sonucunda o sahneye çıktığınız zaman, halkla, dinleyiciyle buluştuğunuz zaman o yaşanan süreçler, sancılı süreçler hemen unutulur. Harika. Ben birçok eserin çıkış aşamasında bu iş yapılacak iş değil, ben bırakacağım bu işi dediğim çok olmuştur. Ama diyorsunuz ki yani perde kapandıktan son sahnede sonra, artık o doğruya ulaşıyor o haz. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ben İnşallah harika ediyorum. Bir sezon olsun ki öyle olacağına inanıyorum. Evet, tüm Ankaralı sanatseverleri bu sanat sezonunda hep beraber olmaya davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Biz de orada olacağız inşallah. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Bu arada kötü anılardan kurtulma üzerine de bilgiler alacağız. Programımız devam ediyor. Cemil Demirbakan, müziğindeki samimiyeti ve usta yorumculuğuyla öne çıkmış bir büyük yetenek. Türkiye'nin en iyi erkek seslerinden biri Cemil Demirbakan, Karışık Kaset isimli ilk solo albümünde yer alan en güzel şarkılarıyla günlük rehberde. Araştırmacılar, travmatik etki yaratmış hatıraların beynin korku merkezindeki proteinlerin uzaklaştırılmasıyla birlikte silinip yok olabileceğini öne sürüyor. Araştırmadan şiddete maruz kalma, herhangi bir olaya ilişkin acı deneyimler, eşlerin boşanması gibi travmatik durumlarda kişinin psikolojik durumunu düzeltmesine yardımcı olacak sonuçlar elde edilmiş durumda. Beyinde korkuların üstesinden gelen bölgeye odaklanılan çalışma fareler üzerinden yürütülmüş. Araştırma sırasında beynin amigdala noktasında ekibin hassasiyet penceresi adını verdiği ve acı verici anıların belirli reseptör proteinler halinde yaratıldığı bir bölge keşfedilmiş. Söz konusu proteinler kararsız yapıda olduklarından bunların ilaç desteğiyle tamamen uzaklaştırılmalarının da mümkün olduğu görülmüş. Deney sırasında bir sesle ilişkilendirilerek elektrik şoku verilen fareler bu şekilde korku duymaya koşullanmışlar. Sonrasında elektrik şoku verilmemesine karşın sesi duymalarını takiben korku merkezinde 1-2 gün içinde proteinlerin oluştuğu görülmüş. Araştırmacılar şu sıralar yapay bir uyaranla acı hatıraları çağırarak hassasiyet penceresini tekrar açma ve ilaç yardımıyla mevcut proteinlerden kurtulma üzerinde çalışıyorlar. Çalışmada farelerin kullanılmış olmasına karşın insanda da benzer sonuçların alınacağına inanılıyor. Travmatik olayların ömür boyu kalıcı olan anılar yaratabildiğini ve bunun da insan hayatına son derece olumsuz etkileyebildiğini biliyoruz. Son bulgular, anıları meydana getiren mekanizmaların değiştirilerek travma sonrası ortaya çıkan psikolojik sorunların üstesinden gelinebileceğini gösteriyor. Bu gelişmelere karşın bazı bilimciler, insanın kimliğinin anılarla bağlantılı olduğuna ve bunların farklı kişilikleri ortaya çıkardığına dikkat çekiyor.
Kalmış dördüncü sokakta, bir çatı katında. Çizik plaklar döner, fatoş uçmak isterdi. Fatoş parmağını emer, bebek olmak isterdi. O uzak masallarda melek olmak isterdi. Fatoş uçmak istedi, kat etti o uzun yolu. Kalbi hep centik centik, kolları dirik dolu. Saçlarını topladım, gitarıma bağladım. Bir Ankara gecesinde onsuzluğa ağladım. Ne sensin Fatoş, dokundukça eriyen. İpekten misin Fatoş, gözyaşıyla çürüyen. Bilmem ki özler misin, hala çok güzel misin. Cennette misin Fatoş, beni de bekler misin? Paparam, 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 paparam. Ne yapsam bilemedin, üç dilek dilemedin. O 80'li yıllardan silerek geçemedin. Ev, araba, çocuklar, bu hayatlar sana çok dar. Saçının her telinde yitik rüyalar var. Fatoş uçmak istedi, kat etti o uzun yolu. Kalbi hep çentik çentik, kolları delik dolu. Saçlarını topladım, gitarıma bağladım. Bir Ankara gecesinde onsuzluğa ağladım. Bir sen misin Fatoş, dokundukça eriyen. İpekten misin Fatoş, gözyaşıyla çürüyen. Bilmem ki özler misin, hala çok güzel misin. Cennette misin Fatoş, beni de bekler misin. Bir sen misin Fatoş, dokundukça yaşıyla çürüyen. Bilmem ki özler misin, hala çok güzel misin. Cennette misin Fatoş, bir de bekler misin. Bravo, 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 bravo. Efendim, Cemil Demirbakan ve Artun Ertürk. Albümün adı Karışık Kaset olursa, olursa. Cemil'cim yaşın ortaya çıkar. İyi, saklamıyorum zaten. Valla saklamıyorum, bilerek koyduk zaten. Şaka bir yana. Efendim biz... Seni buraya kadar getirdik ama. Hani, rica ederim, rica ederim. Ben sizi yormayayım istedim. Çünkü devam edeceğiz burada müzik sohbetimize. Müzik de devam edecek. Cemil Demirbakan'ı biz zaten tanıyoruz. Daha da çok tanımamız için Demirbakan demiş ki ben bir albüm yapayım, kendim yapayım bu defa, öyle mi? Aynen. Harika olmuş. Yüksek Sadakat solisti olarak tanıyorduk. Öyle tanıyorduk. Daha önceden de tanıyorduk da biz Ankaralılar, eyvallah, biliriz onu. Ben Ankara'yı her yere çok anlatıyorum. Bazen diyorlar o kadar, yani 15 yıldır İstanbul'dayım, o kadar çok Ankara'dan bahsediyorsun ki. Ama yani öyle. İstanbul'u da gücendirme diye. Şimdi 64. sokak deyince Bahçeli'de. Aynen öyle. Ben de 57. sokakta bir 12 sene geçirmişliğim var. Aynen, aynen. Biliriz biz birbirimizi. Ankara Bahçeli'ler. Ankara Bahçeli Evler'den. O yüzden dedim Artun, açılışı bunu yapalım dedim Fatoş'la. Kesinlikle çok güzel olmuş. Sevgili Cemil, hikayeni dinleyelim. Nasıl başladın? Hızlıca şöyle. Zaten hızlı konuşuyorum. Ondan hemen sonra... 2 dakikada toparlarız olayı. Lütfen. İşte 1971 Ankara doğumluyum. Evet. İlk orta liseyi, her üniversiteyi Ankara'da bitirdim. Endüstri mühendisliği okudum Gazi Üniversitesi'nde.
Üniversite bitti, askerliğe gittim geldim. Sonra üniversite yıllarında beraber çaldığım arkadaşlarım vardı müzisyen. Onlarla beraber Antalya'ya gittik. İki yıl Antalya'da Belek'te bir otelde havuz kenarında bordrolu müzisyen olarak şarkı söyledim. Bordrolu müzisyen. Harikaydı tabii. Yani sigortam yatıyordu. Ondan sonra çok iyi para kazanıyordum. Gündüzleri havuza giriyordum. Ne gerek var, ne güzel gidiyormuş işte. Süperdi. Ama tabii artık çok uzun süre yapacak bir iş olmadığı evet. için. Orada rahmetli büyük müzisyen onunla tanıştım. Onu Tunç'la. Onu da beni işte beğendi. Dedi ki evlat ben seni bir albüm yapmak istiyorum dedi. Ondan sonra kendisiyle uzun süre görüştük. Beni İstanbul'a davet etti. Benim İstanbul'a gelmeme bir hafta 10 gün kala nasip olmadı, kısmet olmadı. Uçak kazası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Ondan sonra bir şekilde işte Sezen Aksu'ya rahmetli onunla bahsetmiş bundan sonra. Ben bir şekilde Sezen'e ulaştım. Ondan sonra onu bayağı bir uğraştırdım o dönem. Yani o benim için en iyisini yapmak için elinden geleni yaptı ama biraz kontrolü zor ve haşarı bir adam olduğum için iyi niyetli başarı. Ama biraz gençken ama. Genç başarı. Tabii. Yaratıcı sanatçı da böyle bir şeydir zaten. O kafa sığmaz ya, el ayağı sığmaz yani. Öyle değil aynen mi? Öyle. Biraz heyecanlı bir adam. Cepte 5 kuruş para yok, hiçbir şey yok falan filan. Hani Sezen'in grupta bekleyen yüzlerce genç müzisyen arkadaş var. Hani bizi en sıranın en başarılı almasına rağmen. Şimdi gençlik heyecanı. Biraz 80 ruhu, biraz gençlik var, heyecanı. Var tabii yani. Evet. Ama kısmet böyleymiş. Sonra o dedi ki yani sen delisin, ben deliyim, ben seni yönetemeyeceğim. Hani zor bir adamsın sen. Sonra beni çok güzel bir şekilde hani anladım. Yolları ayırdık öyle diye. Evet, evet. Sonra yollar. Sonra ben gene müzik yapmakta ısrar ettim. Orada güzel bir grup kurdum şeyde İstanbul'da. İşte bir 7-8 sene beraber çaldık. Fakat yine o işlerle çok fazla para kazanamadığım için müzisyenlik meselesinden. İşte mühendislik okuduğum için bir gazete ilanıyla bir kurumsal firmaya girdim. Ondan sonra İlla böyle bir yaşamışlığımız olur ama böyle bir ağzımızın payını alır geri geliriz değil aynen mi? Öyle. Var tabii öyle işte durumumuz. Yaklaşık aslında 15 yıl falan ben beyaz yakalı Mart ayına kadar çalıştım aslında. Bayağı gayrimenkul sektöründe falan vesaire bayağı böyle bir şeylerde yasper kadar bir kariyerde yaptım. Müzik hiç bitmiyor ama öyle değil mi? Müzik hiçbir zaman tabii sonlanmıyor. Tabii yani o hayatın gerçek tarafıydı. Çünkü hani bir şekilde aile kurduk, çoluk çocuk sahibi falan filan gibi olduk ki hayatın bazı gerçekleri de var. Evet. Ama müzik her zaman vardı. İşte bundan yaklaşık 4-5 sene önce işte yüksek sadakat Kutlu'yla yollarımız kesişti. Ben Kutlu'yu sevdim, o beni sevdi. Şarkılarını sevdim, kimyamız tuttu. Seviştiniz yani. Seviştik. Tabii tabii. Ondan sen deli, ben deli dedi. Aynen. Kutlu da biraz öyledir çünkü. Ondan sonra beraber oturduk, o ilk albümü yaptık işte. Çok enteresan bir dönemdi. Herkesin ruhunun daha böyle gerçekçi olduğu, samimi olduğu falan. Hani güzel, enteresan bir dönemdi o. Kutlu da böyle bayağı o şarkıları biriktirmişti. Mesela albümde 20 sene önce yaptığı şarkılar da vardı. Şimdi 25 sene oldu tabii ki. Bir yere geldik, yaptık. Çok tuttu albüm. Evet. 100'den fazla konser verdik, 20'den fazla ödül aldık. İşte Altın Kelebeği'nden işte en iyi solistin, en iyi grubuna kadar çok sayıda. Hayatımın en güzel böyle hareketli, heyecanlı dönemlerinden biriydi. Ondan sonra benim işte özel hayatımdaki bazı iyi yöndeki gelişmelerden dolayı bir tercih yapmam gerekiyordu. Çocuklarla konuştum. Gruptan, İyi yöndeki gelişmeler derken? Bir istiyorum. Aile kurmuştum. İşte eşim, bunu özellikle, hayır bunları özellikle söylemeni istiyorum. Çünkü şöyle bir şey çıkmış camiada, o ortamda, işte sanat, müzik falan. Ya aileyle falan olmaz bu işler. Yok canım benim ya, nereden benim kim? Bilakis, çok destek. Bilakis değil mi? Fatoş'u dinledik, ikinci sırada Bıraktın'ı bir dinleyelim, sohbete tamam. devam tamam, edeceğiz. Tamam, okey. Sıfatsız bıraktın bir avuç darı gibi savurdun aşk kuşlara bir yürek ağır yükle vurdun hep yokuşlara bir nefes sıcak gibi
seni bulacak yine. Sana dolacak idim. Bunu bildin bıraktın. Beni suçlara koydun. Beni kara kışlara. Üşümüş avuçlarla. Beni sensiz bıraktın. Bravo. Ben senin bir tanendim, ıssızlarda hanendim. Ben senin bir tanendim, ıssızlarda hanendim. Issızlarda hanendim. Sevdaya bahanendim. Sevdaya bahanendim. Sevdaya bahanendim. Beni sensiz bıraktın. Bıraktın. Yüzündeki ağledim, dudağında bağledim, kışına bahanedim. Beni ele bıraktın. Ay ay ay. Beni suçlara. Şimdi albümdeki sözler, müzikler. Albümde 9 şarkı var. Evet. 9 şarkının 7'sinin sözü bestesi sevgili Artun Ertürk'e ait. Bu değil ama. Bu sevgili Mutlu Çağlayan'ın bestesi. Bu Mutlu Çağlayan'ın şarkısı. O da Ankara'lıdır aslen. Tabii. Tabii. Fatoş'u da Mutlu yazdı. Mutlu ve bu. Bıraktım Fatoş. Mutlu'nun şarkısı. Yüksek Sadakat'in Kutlu'yla beraber kurucu elemanlarına bir tanesi Mutlu. Muazzam. Aranjörlüğü aynı zamanda bütün düzenlemeler, söz ve best düzenleme Artun Ertürk'e ait. Artuncuğum çıkışta görüşelim. Böyle birkaç şarkı beste. Artun müthiş bir müzisyen. Muazzam. Müthiş. Ben Artun'u Hacettepe Üniversitesi'nde okurken ki zamanlarımdan tanırım. Hem çok yakışıklı biri. Öyle, hep çok öyleydi. Kulağında küpen vardı sanki. Yanlış mı hatırlıyorum ben seni? Niye? Öyle bir şey hatırlamıyorum. O zaman sen değildin. Vardı. Vardı değil mi? Kulağında küpe, uzun saçlar falan. Nasıl birlikte çalışmak? Ne zaman, ne ara karşılaştık? Ne zaman başladınız birlikte çalışmaya? Valla Cemil aslında biraz ön şey ayak oldu. Yok yok ama öyle. Cemil ön ayak oldu. Hani benim çok da fazla böyle yeni bir proje yapasım olmayan bir dönemde beni ikna etti böyle bir şeye. İyi böyle ki de bir etmiş. Şey
Yani bir de şöyle aslında ikna etti de biraz manipülatif bir durum. Öyle bir şey yok. Hani ben de hazırmışım Cemil'den hep iyi bir... Değil mi? Yani iyi bir Müslüman olduk. Bu ikna edilecek bir durum değil. Ya. Sonuçta tabii. Yani biz artım benim 15 senelik arkadaşım, dostum tabii. Yani. Çok uzun zamandır konuştuğumuz bir o şeydi. O sinerji hiç bitmemiştir ki zaten. Ama bambaşka bir şey. Yani. Değil çok mi? Keyifli bir şekilde. Zaten kayıtların hepsini Ankara'da yaptık. Aa, harika. Tolga Aktaş sevgili arkadaşımız onun stüdyosunda yaptık. Çok keyifliydi. Zaten ev yani. Tahminlerin harika aksine Ankara'da da gayet güzel işler biraz çıkıyor. Biraz tabii şey Artur'un işini kolaylaştırmak için. Yok o da değil aslında. Bak şöyle bir şey var. Yani, hani sevgili arkadaşım Erdal Beşikçioğlu da hani biz hep şeyi düşündük son birkaç sene içinde. Yani Ankara'nın İstanbul gibi bir merkez olabileceğini ve hani burada bambaşka bir para birikim de olduğunu, bunun niçin sanat, işte tiyatro, film gibi sektörlerle değerlendirilemeyeceğini, niye böyle bir şey olmasını düşündük. Tabii Erdal zaten hani önemli bir kapı. Ama tabii şimdi İstanbul'dayız işler. Değil mi? İstanbul'dayım tabii. Ne oldu? Sonu sonu gittik işte. Ne olacak şimdi? Ama bebeği orada. Yani çocuğu işte, orada. Ailem orada yani, falan işte. Orada yuva kurduk. Hayat düzenimizi orada tutturduk. Sonuçta müzik dünyasının olsa olsun orada. Yani hani... Sonuçta bir aileniz olmadığında bazı konularla ilgili karar almak çok daha kolay olabiliyor. Hani tabii siz de biliyorsunuzdur bunu. Hareket serbestisi açısından belki şimdi, daha iyi oluyor ama ruhani anlamda bence çok besliyor. %100. Bu benim mutlaka, fikrim. Mutlaka. Ben hayatımdan memnunum. Değil mi? Bence aynen, de. Aynen. Gayet vallahi iyi. Peki bu albümü hazırlarken çıkış noktamız neydi? Aslında şöyle oldu. Yani dediğim gibi Artun'da biz çok uzun zamandan beri bu mevzuyu konuşuyorduk. Ondan sonra 2011'in sonlarına doğru bu işin hani startını verdik aslında. Hı hı. Artun bu albümü 7 tane şarkı verdi ama Artun 7, yani biz 50 tane şarkı arasından bunları seçtik. Çünkü Artun hakikaten inanılmaz üretken bir insan. Bana dedi ki ne tür şarkılar istiyorsun dedi bana. Ben dedim şöyle olsun böyle olsun falan. Gel dedi sonra beni çağırdı. Baktım onu yapmış bunu yapmış falan filan. Şaka gibi yani. Ondan sonra. Hakikaten değil mi? O yüzden mutlaka telefonla hani programdan sonra görüşürüz. Valla bir görüşelim diyorum ben. Bir araya geldik. Oturduk. Ben kendime en uygun olan şarkılar bunlar gibi hissettim işte albümdeki şarkılar. Ondan sonra çok hani makul bir sürede yaptık. İçimize sindi. İş yürüdü gitti. Ondan sonra Sony Müzik Türkiye ile işte... Ben gittim, şarkıları dinlettim. Sağ olsun onlar da inandılar, güvendiler. Çok güzel. Geçen içerisinde işte 1-1,5 ay olmadı bile albümü çıkarmak kısmet arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar yolunuz açık olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Çok güzel geliyor kulağa, çok hoş sağ ol, geliyor. Dillerde senin gibi değerli bir solistin yani. Müzisyenin bunu söylemesi bizim için. Estağfurullah, mutluluktu. Estağfurullah. Birbirimizi böyle işte ağırlıyoruz, keyif alıyoruz. Yok, gerçekten samimiyetle. Programımızın sonunun son şarkısını ben söyleyeceğim dermişim. Ama bugün sizden alıyoruz çünkü çok güzel söylüyorsunuz. Yalnız şey çok güzel oldu. Bıraktığını çok sevdin galiba. Bayıldım, gitti. bayıldım. Keşke program öncesinde biraz beraber çalış, şey yapsaydık keşke, ve beraber söyleseydik. Belki hiç belli olmaz, yollarımız daha kesişecek gibi geliyor. İnşallah, inşallah. Artun. Buyurun efendim, biz de bu arada programımızı hakikaten son şarkının ismini bitirelim. Söyleyelim. Son şarkının ismi Aşk diye buna derler. Bizim çıkış şarkımız aynı zamanda. Şarkı diye buna derler, evet. Grup diye arkadaşlar. Güzel bir klibi var, mutlaka seyretsin arkadaşlar. Gürcan Keltek çekti klibini. Çok muazzam. Keyifli böyle 80'lere gönderme yapan bir klip. Aynı albüm isimde olduğu gibi. Mutlaka seyretsinler. Efendim bugünlük programımızın sonuna geldik. Harika bir şarkıyla sonlandırıyoruz. Cemil Demirbatan ve Artun Ertürk sayesinde güzel bir son olacak. Görüşünceye kadar hoşçakalın. Buyurun. Sevginin arsızı olmaz ama kalp dayanamaz, insan bunu kaldırmaz. Beni mi yoksa telefonumu sevdin, kendini bende görmek istedin. Bu şekilde sevemem, böyle sürdüremem, aynısı bende var. Yarama bu bana yeter, ikimizi boşuna yorma daha beter. Sevginin arsızı olmaz ama kalp dayanamaz, insan bunu kaldırmaz. Benim yok.
yoksa telefonumu sevdin. Kendini bende görmek istedin. Bu şekilde sevemem, böyle sürdüremem. Aynısı bende var. Gel sen yeniden iki yanım geriden. Aşk diye buna derler canım. Kendimi yeniden kimseye veremem. Ben sana değil bana muhtacım. Gel yine yeniden iki yanım.